Sevgili izleyenlerimiz, İncigül'le Gazete Manşeti'nin bu haftaki konukları Adana Bahçeşehir Koleji'nden çok değerli iki hocamız. Kendileri Adana Koordinatörü Hakan Gediktaş ve aynı zamanda Bahçeşehir Koleji'nin Matematik Zühre Başkanı ve STEM Yılmaz lideri. Özkaya. STEM lideri Yılmaz Özkaya. Hoş geldiniz hocalarım. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam aslında gazetede köşe yazdığınız için gazetesinde sizi tanıyorlar ama yine kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii hay. Hakan Gediktaş, halen Adana Bahçeşehir Koleji'nin bölgedeki tek okulu olan, Adana'daki tek okulu olan okulun kampüs müdürlüğünü ve bölge temsilciliğini yapıyorum. Yaklaşık 227 civarında bir personelle 7 yıl boyunca, 7. yılımız bu sene, 7 yıl boyunca Adana'daki tüm velilerimize, tüm Adana halkına eğitim öğretim sektörünün lideri olan Bahçeşehir Koleji'nin imkanlarını buraya sunmaya çalışıyoruz. Ben de bu kurumun başındaki kişi olarak hizmet vermeye devam ediyorum. Hocam Bahçeşehir Okulları Adana Koordinatörüsünüz. Biraz da Bahçeşehir Okulları'ndan bahsetmenizi istersek, Bahçeşehir Okulları'nın zaten son yıllardaki yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, onun dışında robotik kodlama ve onun dışında çok iyi bir eğitim, öğretim verdiğine şahit oluyoruz. Velilerle karşılaştığımız zaman bize bu yönde şeyler geliyor. Çok iyi anlamda mesajlar geliyor. Biraz Bahçeşehir Koleji'nden bahsedebilir misiniz? Tabii. Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye satında 135 tane okulundan birisiyiz. Aynı zamanda 3 ayrı kıtada üniversiteleri olan ve aynı zamanda da İstanbul'da 5 farklı yerde kampüsü olan bir üniversitenin ve en önemlisi de kurucularının öğretmen olduğu bir kurumun buradaki temsilcileriyiz. Neden özellikle kurucularının öğretmen olduğu bir kurum metasının altını çizdim? O ibarenin altını çizmemdeki hadise bizim için en büyük şans. Çok sayın kıymetli kurucumuz Enver Yücel Beyefendi ve çok değerli eşler hanımefendi Semra Yücel Hanımefendi'nin beraber vücuda getirdikleri bu Bahçeşehir Koleji bir öğretmen ailenin kurucusunun olmasından mütevellit biz eğitimcilerin işini çok değerli kılıyor, çok farklı kılıyor ve anlaşılabilir kılıyor. İşte bundan yola çıkarak da kurucularının eğitimci olduğu bir ailenin mahiyetinde çalışan insanlar olarak direkt eğitimle odaklanmış vaziyetteyiz. Ve dolayısıyla direkt bütün kazancını, bütün gelirini eğitime aksettiren, yansıtan bir kurum olmamız dolayısıyla da işimiz gücümüz tamamen eğitim. İşimiz gücümüz eğitim olduğu için de gerek Adana'daki tüm öğrencilerimize, gerekse de ailelerine bununla ilgili farklı bir şey sunmuyoruz. Aslında ailelerin de istediği şey eğitim, öğretim faaliyetlerini en özel şekilde, en iyi şekilde, en değerli şekilde çocuklarının gündemden uzaklaşmadan bu konuda bütün dünyanın yeniliklerine sahip olma imkanlarını veriyoruz biz. Bununla ilgili olarak da çift dil eğitim sisteminden tutun da bilingual dediğimiz İngilizce ağırlıklı dil edinim programından tutun da dünyanın şu anda gerek üniversitelerinde gerekse de gelişmiş birçok okullarında uyarlanan STEM eğitimi. Şu anda son zamanlarda STEM yani STEM'in açılımı biraz sonra Yılmaz Bey mutlaka yapacaktır ama çok fazla bu günümüzün klişe lafı Science, Technology, Engineering and Mathematics şu anda son zamanlarda da art da geldi yanına yani plus art yani sanat. Çünkü biraz sonra açılımlarını verdiğimizde sanatsız asla bu bahsettiğimiz açılımı yapamıyoruz bu hadiseyi. Onun dışında robotik kodlama dediğimiz artık yapay zekanın tamamen hayatımıza girdiği bir dönemde bundan uzak asla bir müfredat uygulamıyoruz. Bunun yanında laboratuvarlarımız, tatbik ederek işledikleri bütün konular,
Bunun yanında görsel sanatlar atölyelerimiz, çok değerli akademik kadromuz, bunların ışığında ve çok değerli genel müdürlüğümüzün bize verdikleri destek, çünkü orada çok ciddi bir akademik kadro, bize her gün, her hafta yapacağımız bütün çalışmaları mütemadiyen, hiç aksatmaksızın gece gündüz çalışarak gönderiyorlar. Yani aslında bu sorunuzun tam da cevabı, evet, Bahçeşehir Koleji en büyük şansı kurucularının öğretmen olduğu bir kurumun içinde yer almak ve bunun da ağırlığını, bunun dayanılmaz güzelliğini, öyle söyleyeyim ben size, iliklerimize kadar hissediyoruz. Çok güzel. Peki hocam, Hakkari'ye gittiğiniz, geçtiğimiz haftalarda Hakkari'deki çocuklara, oradaki öğrencilere Bahçeşehir Koleji olarak bir destekte bulundunuz. Orada ne yaptınız? Kısaca bahsederseniz. Aha. Şimdi öncelikle bu projemizin ismi yok birbirimizden farkımız. Kelime anlamından da yola çıkarak biz Bahçeşehir Koleji'ndeki, Adana'daki ve Türkiye satındaki okulumuzun bulunduğu bütün illerdeki bu kaliteli eğitimin, kurucumuz Sayın Enver Yücel'in de dediği gibi kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır mottosundan yola çıkarak biz yıllardır hep terörle anılan ve terörün yarattığı bir boşluktan dolayı hep oradaki insanların farklı algılanıp oradaki çocuklarımızın maalesef bir takım aslında yaşları itibariyle görmeleri gereken eğitim öğretim faaliyetlerinden uzak durmalarını içimize çok sindiremedik. Özellikle en güneydoğu ilimiz olan Hakkari ilimizi seçtik. Çünkü tekrar ediyorum, hep yıllardır hep terörle anılan bir yerdi bu. Özür dilerim. Ve arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Hakkari'ye bununla ilgili bir proje gerçekleştirmek istedik. İlk bu projemiz oradaki yaklaşık 360 tane öğrencimize kışlık mont almakla başladı. Bununla ilgili gerek velilerimiz, gerek öğrencilerimiz, gerekse de öğretmenlerimizle geçtiğimiz sene bir proje başlattık. Ve çok kısa bir sürede dilek ağacı dediğimiz bir ağacımız var bizim okulumuzda. Oraya ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin zarf içinde isimlerini koyuyoruz. Ve o koymuş olduğumuz isimleri öğrenci velilerimiz, öğrencilerimiz, gelen misafirlerimiz oradan çekiyorlar. Ve ondan sonra o oradaki yaş ve cinsiyetine göre oradaki montları alıyorlar ve bize teslim ediyorlar. Biz de bize teslim ettikleri o montları geçtiğimiz sene arkadaşlarımızla birlikte bizzat gittik. Çok sert bir kış günüydü. Gittik oraya, zorlu şartlarda teslim ettik. Ellerimizle çocuklarımıza verdik. Daha sonra oradayken Sayın Valimiz İdris, Sayın İdris Valimiz ve ondan sonra çok değerli Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Bey ile birlikte yine ziyaretlerimiz esnasında farklı projeler ve oranın ihtiyaçlarına binaen farklı projeler ortaya çıktı ve bu sene onlara eğitim, öğretim faaliyetlerinde yardımcı olmak için tekrar arkadaşlarımızla birlikte bir proje, aynı projeyi devam ettirdik. Geçtiğimiz ayda, Kasım ayında dört arkadaşımızla birlikte Hakkari'ye kadar gittik ve oradaki malzemelerini biz kendimiz önceden ayarlama kaidesiyle buradan oraya gönderdik ve dördüncü ve altıncı sınıf olmak üzere toplamda 400-500'e yakın öğrencimize STEM dediğimiz bu metodu, orada bizzat malzemelerini bizim karşıladığımız bir platformda, orada bir okulda gerçekleştirdik ve bunları onlara bizzat STEM liderleri arkadaşlarımız tarafından onlara tatbik ettirdik. Artı bir de yine ücreti tamamen velilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından toplanmış yaklaşık 15 bin TL'ye tekamül ediyor. Oradaki İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Bilsem bünyesinde bize Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür Beyefendi bize kendisi bir sınıf temin etti. Biz de o sınıfın donanımını tamamen buradan karşıladık. Orada ellerimizle teslim ettik ve onlara bir robotik ve kodlama atölyesi hediye ettik. Bu yaptığımız projelerin sadece bir kısmıydı. Şimdi kısmet olursa 410 tane daha yine kışlık mont kampanyası başlattık. Daha da önemlisi, yine daha büyük bir projeye imza atacağız. Bu sefer bu sistem ve sistemle ilgili Hakkari genelindeki bütün öğretmenlere bir hafta sonu, cumartesi ve pazar orada bu sistemi anlatacağız. Yani aslında onlara amiyane tabirle
balık tutmayı öğretmeye çalışacağız naçizane. Öğretmek kelimesi belki biraz ağır olur ama onlara balık nasıl tutulur bizim bildiğimiz yöntemleri göstereceğiz. Ve ondan sonra biz gittikten sonra kendilerini ünitelerle besleyip, haftalık programlarla besleyip orada çocuklarımıza bunun faaliyetlerini yürütmelerini sağlayacağız. Ve daha sonra Mayıs ayında da kısmet olursa giderek orada Sayın Valimizle de görüştük, Sayın İdris Valimizle görüştük. Orada kapalı spor salonunda bütün Hakkari'deki çocukların yaptıkları, işledikleri bu sistem projesinden oluşan bir fuar orada tatbik edeceğiz ve Hakkari'nin ilk fuarını inşallah oluşturacağız. Yine bitmedi. Yine Sayın Valimizin yardımlarıyla burada 10 başarılı kız ve erkek, toplamda 20 tane öğrencimizi tıpkı bir öğrenci değişim projesi gibi düşünün. Erasmus. Bravo. Bunun yerli modeli. Adana'da, Adana'ya ayak bastıkları andan itibaren onları ailelerin yanında istihdam edeceğiz. Okulumuzda onlarla ilgili değişik aktiviteler yapacağız ve bunu bir geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Çok güzel hocam. Peki öğrencilerden aldığınız tepkiler nasıldı? En önemlisi belki de o çocuklarımızın gözlerindeki ışık da herhalde. O çok kıymetliydi inanın bana. Neden kıymetliydi? Çünkü belki de hayatlarında ilk defa karşılaştıkları bu sistem dediğimiz eğitim modeliyle daha önce hiç görmemeleri olması, onların bunu yapamayacakları anlamına asla gelmediğini ve aslında Hakkari'de yaşayan öğrencilerin de, çünkü bu neden önemli? Üniversite sınavlarında baktığınızda Hakkari hep en sonda yer alır. Aslında bu onların bir makus talihi değil bence. Bu tamamen onlara verilen ya da verilmeyen imkanlarla alakalı bir şey. Eğer batıdaki ya da Hakkari'ye göre daha batıdaki öğrencilerin sahip oldukları imkanlardan inanın bana bir miktarı dahi eğer oradaki öğrencilere sunulsa ben inanıyorum ki bu ivme en sondan ortalara hatta belki en başlara kadar gelebilecek. Ve dolayısıyla biz bu uygulamaları yaptığımızda çocukların o merakları, o gözlerinde uyanan o pırıltılar bizi acayip çok ciddi anlamda bununla ilgili bu yaptığımız çalışmalarla ilgili çok yüreklendirdi. Ve inşallah bundan sonra buna benzer ve bunun daha da üstündeki olan projeleri biz ekibimle birlikte gerçekleştirmek için inanın kendi kendimize söz verdik. Çünkü hani burada bakış açımız da bizim şu, bilmiyorum katılırsınız herhalde. Sayın Valimize de bunu söylediğimizde çok gerçekten hoşuna gitti, çok doğru bir şey bu. Eğer Hakkari gelişirse Türkiye kalkınır. Yani benim bakış açım, arkadaşlarımla bakış açım, bizim mottomuz bu. Oradaki çocukların kesinlikle geliştirilmesi lazım ki İstanbul'un daha fazla gelişmesi için. Evet, aslında hocam biz sonraki sorumda bununla bağlantılı. Oradaki yöre halkını, bu projeyle oradaki yöre halkını nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Neden Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Hakkari'nin dışında başka illere de herhangi bir desteğiniz olacak mı? Oradaki yine yetkililerinden ismi lazım değil ama üst düzey yetkililerinden birisiyle yaptığım görüşmede bu yaptığımız projeyi anlattığımızda kendisi aynen bana şunu söyledi. Çok değerli hocam, yaptığınız çalışmaları çok önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çünkü Güneydoğu Anadolu'nun en uç, Serhat şehri olan en uç Hakkari bölgesinin eğer geçiş noktalarını eğer siz kapatırsanız ve kapattıktan sonra da bunu silahlı güçle kapattıktan sonra, bunu sağladıktan sonra onun içine de eğer sizin yaptığınız gibi kültür, sanat, spor ve eğitimle doldurduğunuzda bu bütün Türkiye'ye sirayet edeceğini kendisi de bize söyledi. Aslında bakış açımız da bu. Son iki yıldır gidiyoruz, geliyoruz. Ve inanın bana şunu söyleyeyim öncelikle. Türkiye'nin herhangi bir yerinde başınıza herhangi bir şeyin gelme ihtimali daha yüksek. Yani Hakkari aslında Van Havalimanı'na indiğinizde, Ferit Melen'e indiğinizde ya da Yüksekova Havalimanı'na indiğinizde Hakkari merkeze kadar gidişte inanın bana sıfır risk taşıyorsunuz. Çünkü bunun nedeni güvenlik kuvvetlerimizin, devletimizin oraya sağlamış olduğu imkanlar neticesinde hiçbir can güvenliği taşımıyorsunuz. O halkın içinde yıllardır işte o yer alan, evet terörle bir müddet anılan bir yer orası ama özellikle son yıllarda devletin yaptığı bu konudaki yatırımlarla bu neredeyse sıfıra indirgenmiş vaziyette. İşte bu eğer sıfıra indirgenmişse, işte bu sıfıra indirgenmişken her şeyin devletin silahlı güçle sağlayamayacağından yola çıkarak biz de eğitim neferleri olarak bu çorbada bir nebze tuzumuzun olması adına bunun işte eğitim kısmını
biz nasıl doldurabiliriz, nasıl devletimize yardımcı olabiliriz mottosundan yola çıkarak, mental yapısından yola çıkarak böyle bir hadiseyi oraya daha uygun olabileceğini öngördük. Ama bunun başlangıç noktasındaki baş mimarlarından birisini söylemeden geçemeyeceğim. Adana İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel Durgun Hakkari'den geldi bizim buraya. Dolayısıyla onunla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde o bizi yüreklendirdi. Bu konuda buraya göre daha yardıma orasının ihtiyacı olduğundan yola çıkarak kendilerinin de bize yardımlarıyla bunu biz Hakkari'ye yapmayı daha uygun gördük. İyi ki de Hakkari'ye yapmışız. Gerek Hakkari'deki yetişkin insanlar, yörenin halkı, gerekse de öğrenciler bu konuda bize o kadar büyük destek çıkıyorlar ki ve en başta da Sayın Valimiz, Hakkari Valimiz ve aynı zamanda Hakkari İl Milli Eğitim Müdürümüz bize bununla ilgili çok inanılmaz destek çıkıyor ve bizi yüreklendiriyor. Bize tek düşen buradan uçağa atlayıp Hakkari'ye gitmek. İnanın bana orada işte kar yağmış, yollar kapalıymış. Bunlar bu işin en basit kısmı ama en güzel kısmı da oradaki yöre halkının ve öğrencilerin bize vermiş olduğu cesaretlendirici o gözlerindeki pırıl pırıl ışıltılar. Bunlar her şeye değiyor inanın bana. Hocam peki sizin gibi büyük eğitim kuruluşlarının, diğer eğitim kuruluşlarının da yine Güneydoğu Anadolu bölgesine bu tarz projelerle gitmesi, buradaki terör geçmiş yıllara nazaran evet bitmiş görünüyor ve tamamen bitireceğini düşünüyor musunuz? Ve aynı şekilde kalkınmanın da daha da yükseleceğini düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, pozitif anlamda hayır düşünmüyorum. Yani tek başına en azından bizler ya da bizler gibi eğitim öğretim kurumlarının bu anlamda yapacağı projeler çok kıymetli. Ama bu eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında kesinlikle spor, sanat ve kültürün de bunu destekler biçimde hayata kesinlikle geçmesi lazım. O yüzden bizim gibi gerçekten değerli zincir okulların bunu yapmaları çok önemli. Ama bunun yanında eğer sesimi duyan şu anda mutlaka olacaktır sizler vasıtasıyla. Bu işe yürek vermiş, Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin daha ileri medeniyetlere ulaşabilmesi için eğer gerçekten bu işe gönül vermiş Türkiye'nin önde gelen isimleri, önde gelen kuruluşları varsa mutlaka oradaki sanat, oradaki kültür, oradaki spor yaşantısına ivme vermeleri lazım, ivme katmaları lazım. Ben orada Hakkari'leri gelenlerinden bir ailenin fertlerinden birisiyle görüştüm. Kendisinin çok kıymetli sportif çalışmaları var. Fakat hep kendi sürekli kendisi bu işi finanse ederek yapmış. Kendisiyle konuştuğumda salon sporlarından voleybolu çok destekliyor, futbolu çok destekliyor ama bir yere kadar geldiğini söylüyor ve tıkandığını söylüyor. Halbuki baktığınızda ufak bir sohbet de yaptık. Yani Türkiye'deki işte orta transfer ücreti alan bir futbolcunun aldığı, inanın bana, ücretin sadece onda biri eğer bu anlamda oradaki sportif faaliyetlere desteklense, kanalize edilse, samim söylüyorum oranın iklimi, kültürü öyle bir değişir ki, öyle farklılaşır ki, işte bundan gerçekten feyiz alan, bundan bu sesimizi duyan eğer birileri varsa, ne olursunuz bu konuda oralara el versinler. Evet, devletin orada yaptığı çok büyük yatırımlar var ama bu konuda tek başına devlet herhangi bir şey, halk olmadan devlet herhangi bir şey yapamıyor. Kaldı ki devletin ille de şunu yap demesi gerekli değil. Bizlerin bu ülkeyi seven, bu ülkenin bekasını düşünen insanlar olarak, bu ülkenin Atatürk'ün ve arkadaşlarının bu ülkeyi yoktan var ettiklerini düşünen insanlar olarak onların bu miraslarına sahip çıkmanın ancak bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle, el vermeyle, birilerinin herhangi bir şey söylemeden bizzat gönüllülük ilkesiyle gidip yapılmasıyla olacağına inanıyorum. Mesela düşünün, bir senfoni orkestrası gidip de oraya, oradaki halka senfoni orkestrasının ne demek olduğunu ya da oradaki çalınan enstrümanların neler olduğunu gösteren bir ufak bir sunum yaptığını düşünün. Ya da bir sahne olsa, devlet tiyatrosu sahnesi, turne olarak oraya gidip de zaman zaman köy şehirlik oyunlarını ya da atıyorum hafta bir deplasmanlı ligde bir futbol ya da bir voleybol müsabakalarının yapıldığını düşünün. Nasıl orasının havası değişmesin ki yani. O yüzden bu konu benim için çok çok önemli. Benim tam bam telim.
Türkiye sevdalısı bir insan olarak bunu çok önemsiyorum. Hocam, sonraki sorum da sizin alanınıza giriyor aslında. Robotik kodlama ve sistem. Son yıllarda özellikle okullarımızda ve Bahçeşehir Koleji bunda öncülük ediyor. Robotik kodlama derken neden bahsediyoruz? Yani tamam, robotik kodlamayı nasıl yapıyoruz aslında? Temeli nedir? Robotik kodlama okulumuzda ana sınıfından itibaren başlayan aslında bir eğitim öğretim programı. Kodlama bilgisayarların ilk çıkmasıyla beraber, algoritmalarla beraber aslında ülkemize ya da dünyaya girmiş bir sistem. Sistemin de aynı zamanda bir parçası robotik ve kodlama. Sistemin az önce Akın Hocam belirttiği gibi fen, matematik, mühendislik ve teknolojiden oluşan aslında bir eğitim öğretim programı. Ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir eğitim öğretim programı. Bunun içerisindeki parçalardan bir tanesi de robotik ve kodlama olmuş oluyor. Biz okulumuzda 6 yıldır bu faaliyetlerimizi sergiliyoruz. Sistemle ilgili faaliyetlerimizi sergiliyoruz. Bahçeşehir bünyesinde de 10 yıl öncesinde açılan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ile Türkiye'de bu işin öncüsü olmayı biz öncüsü olduk sistem eğitiminin. Okulumuzdaki öğrencilerimize sunduğumuz imkanlarla öğrencilerimize mühendislik becerileri ya da teknoloji becerileri katmaya çalışıyoruz. Sürekli öğrencilerimizin kafasında olan bu matematik benim ne işime yarayacak ya da bu fen bilgisayarım nerede karşıma çıkacak sorularını biz robotik kodlamayla ya da mühendislik becerilerini öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam, son olarak vermek istediğiniz mesajınız var mı? Teşekkür ederiz hocam bu arada. Öncelikle bu yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesinin yok birbirimizden farkımız adlı sosyal sorumluluk projesinin daha geniş kitlelere yayılmasını sağladığınız için şahsınızda gazetesini bu anlamda şahsım ve ekibim ve aynı zamanda mensubu bulunduğum okulum adına, Bahçeşehir Koleji adına çok teşekkür ediyorum. Bu inanıyorum ki bu yayın bizi izleyen, yine dediğim gibi Türkiye sevdalısı birçok okul, birçok fabrika, birçok hayırsever insana ulaşacaktır. Gerekli ivmeyi yükseltmemizi sağlayacaktır. Bizim tek amacımız, tek derdimiz herhangi bir şeyin reklamını yapmak, herhangi birimizin ismini daha üstlere çıkarmak asla değil. Burada tek hedefimiz var. Türkiye'nin ismini öteki ülkelerin daha üstüne çıkarmak. Aslında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Bunun için de bizim artık terörle ya da başka iç karışıklıklarla uğraşmak yerine eğitim, öğretim faaliyetlerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? İnsanların bu vesileyle gayri safi milli hasılası dediğimiz satın alma gücü nasıl ortaya daha çıkar? Gelişmiş teknolojilerle nasıl daha iyi baş edebiliriz? İşte bunun tek ilerlemesinin nedeni eğitim, eğitim, eğitim. İşte biz bu eğitimi, eğitim değerli kurucumuz Enver Yücel'in de bahsettiği gibi tekrar tekrar bunu söylüyoruz. Çünkü bu bizim mottomuz, okulumuzun mottosu. Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Ve dolayısıyla Hakkari'deki çocuğun da hakkıdır. Van'daki çocuğun da hakkıdır. Ezine'deki çocuğun da hakkıdır. İşte Antalya Kaş'taki çocuğun da hakkıdır. Biz bunu hemen hemen Türkiye'nin çok farklı mecralarına okullarımızı kurarak yaparken okullarımızın olmadığı yine böyle çok uzak yerlerdeki illerimize, şehirlerimize, ilçelerimize de el vererek kurum olarak naçizane bu gelişimde bir nebze katkımızın olmasını sağlıyoruz. Biz bu noktada Bahçeşehir Koleji Adana Kampüsü olarak bölgemizde bu ivmeyi daha da yukarı çıkarmak için ben ve çok değerli ekip arkadaşlarımla birlikte, öğretmen arkadaşlarımla birlikte, genel müdürlüğümüzün de destekleriyle biz yine bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu nefesi aldığımız sürece bu noktada bizim yaptığımız bu çalışmalarımızı asla hiç zorsunmadan, hiç zorlanmadan, hiç gücümüze gitmeden, aksine daha neler yapabiliriz üzerine katarak da devam ettirmeye gayret edeceğiz. Ben bu vesileyle gücü yeten herkesin bu tür faaliyetleri göstermelerini ve bu tür faaliyetleri gösterirken de asla hiçbir menfaat gütmeden tamamen karşı tarafın, öğrencilerimizin, bu hayrı yapıyorsak bu katkıyı sağladığımız yerlerin
gelişmesi odaklı tamamen yapmamız lazım. Çünkü dediğim gibi bizim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmamızın tek yolu el ele vererek, birleşerek daha kuvvetli, daha güçlü bir sinerji yaratmaktan geçiyor. Ben tekrar bizleri konuk ettiğiniz ve sesimizi duyurmamıza sağladığınız için, vesile olduğunuz için şahsınızda Gazete Gazetesi'ne, kurumum adına çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Biz teşekkür ediyoruz sağ olun. Hocam. Sağ olun. Ayaklarınızı sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz ve sizleri hakikaten yürekten kutluyorum. Umarım diğer kuruluşlarda sizler gibi bu tür projelere daha fazla önem, değer verir. Sizleri hakikaten yürekten kutluyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ İyi ki varsınız. Sağ olun diyorum. Efendim. Evet, bu haftaki İnci Gül'le Gazete Manşeti sona erdi. Sevgiyle hoşça kalın sevgili izleyenlerimiz.